Mutlu akşamlar efendim. Hoş geldiniz KON TV ekranlarına. Artık günü bitiriyoruz ve akşama doğru ilerliyoruz. Yazın günler uzadı. Biraz daha artık akşama ulaşmamız için de günler de uzadı. Herkese güzel bir gün sonu diliyorum inşallah. Biz bu hafta neler oluyor da çok önemli bir konuyu masaya yatıracağız ve sosyal medyada mahremiyet konusunu konuşacağız. Hepimizin çok önemli soruları, başlıkları gündeminde olduğunu düşünüyorum. Bize ulaşabilirsiniz Facebook üzerinden, yayınımız canlı olarak size ulaşıyor efendim. Oradan sorularınızı ulaştırabilirsiniz ve çok önemli bir konuyla dediğim gibi bu akşamı değerlendireceğiz. Bu 50 dakikaya sığabildiği kadar sosyal medyayı, sosyal medya yasasını ki yeni yasa basın kanunu da mecliste sunuldu. Onun da sonuçlarını bekliyoruz. Geldiği zaman onu da değerlendireceğiz neler oluyor da. Ayrıca sosyal medya düzenlemesinin de acil ihtiyacımız olduğunu her zaman gündeme getiriyoruz. Biz basın kuruluşları olarak da bununla da ilgili konuşacağız efendim. Ama biz bugün daha çok ailemizde, çevremizde, akrabalarımızla, iş ortamımız, ev ortamımız olabilir. Bu mahremiyet kavramını bir masaya yatıralım istedim. Ve KTÜ Karata Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden doçent doktor Hatice Budak hocamla birlikte mahremiyet kavramını şöyle bir pencere açıp bunu değerlendireceğiz. Yayınımıza siz de katılmak isterseniz mesajlarınızla bize ulaşabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok uzun süredir aslında konuşuyoruz biz sosyal medya düzenlemesi, sosyal medyanın yasasında olması gerekliliğini ama artık çok ihtiyaç olduğunu son dönemde özellikle şu 2-3 aydır paylaşımlarda daha çok net görüyoruz. Ama bizim kültürümüzde, aile yapımızda, bizim dini inançlarımızda, dinimizde de bir mahremiyet kavramımız var. Önce şöyle başlayalım. Mahremiyet nedir? Hangi çizgilerdir? Bize ne söyler? Evet. Şimdi mahremiyet böyle sözlük terimi gibi bakacak olursak sözlük anlamında iki tane şey başlık görüyoruz. Bir içli dışlı samimi anlamı var. Bir de gizli kalması gereken, herkese söylenmemesi icap eden gibi Türk Dil Kurumu sözlüğünde böyle bir anlam var. Şimdi baktığınızda gizli bana ait olan, herkese söylenmemesi icap eden ile içli dışlı samimi belki böyle tezat gibi gelebiliyor yani bu iki kavramın birbirinden uzakmış gibi düşünülebilen ilk etapta iki anlama gelmesi biraz düşündürücü ya da işte tezat gibi gelebilir. Ama aslında mahremiyetin içeriğine baktığımız zaman bu iki anlamın sözlükte verilen bu iki anlamın birbirini ne kadar da tamamladığını görüyoruz. Mahremiyet evet bir taraftan benim özel yani kişinin özel alanına ait olan kendisinde saklı tutan ya da işte herkese söylenmemesi icap edeni gerektiriyor. Ama burada herkese söylenmemesi gerekenin de altını çizmek lazım. Demek ki bu hiç kimseye söylenmemesi gereken değil. Herkese söylenmemesi gereken. Yani demek ki birilerine söylenecek neyse bu. Bir taraftan da içli dışlı ve samimi olmak. Şimdi ben mahremiyet alanımla ilgili herhangi bir durumu, herhangi bir bilgiyi birisiyle paylaşacaksam, yani birisine söyleyeceksem, işte burada diğer anlam devreye giriyor. İçli dışlı ve samimi olmak anlamı da devreye girmiş oluyor. Mahremiyeti sözlük olarak, anlamı olarak böyle değerlendirebiliriz. Zaten bu sözlük anlamını da bir terime dönüştürecek, terim tanımı verecek olursak da mahremiyet dediğimiz şey hem benim kendi benliğimle ilgili olana hem de bir başkasına ulaşabilme konusundaki seçici kontrolüm demek. Yani oradaki paylaşım, çünkü mahremiyetin içerisinde bir paylaşım var ama bu paylaşımın içerisinde hem kendi benliğime dönüp bakacağım, neyi paylaşabilirim, burada bir seçici kontrol oluşturacağım. Hem kendimi kontrol edeceğim. Evet. Hem de artık kendi benliğimdeki o seçici kontrol süzgecinden geçirdiğim bilgi ya da durumu artık bir başkasına aktaracağımda da o bir başkasının kim olacağıyla da ilgili bir seçici kontrol yapmam gerekiyor. Mahremiyetin değeri de bir değer olarak önemi de
Tam da aslında burada karşımıza çıkıyor. Çünkü insanoğlu sosyal bir varlık olduğu için bir arada yaşıyoruz. Kendimize çok özel tuttuğumuz, hani işte Allah'la benim aramda dediğimiz şeylerin sayısı genel olarak çok fazla değil. Yani şöyle kendi hayatımızı bir gözden geçirelim. Bunların çok fazla olmayacağını, yani bir tek ben bileceğim, bir tek de hani inanıyorsak Allah bilecek. Bunlar çok, böyle çok fazlaca değil. Bu da bize gösteriyor ki sosyal de bir varlık olduğumuzu da tekrar hatırlayacak olursak, biz bize ait olan yaşantıları, kendimize ait bilgileri birileriyle paylaşıyoruz sosyal yaşamın içerisinde. İşte bu paylaşımların nerede başlayacağı, nerede biteceğiyle ilgili, işte bize o seçici kontrolü sağlayan sağlatan durum da mahremiyet değeri. Yani biz bu mahremiyet değerinin ne kadar uzağına düşersek ya da sınırları noktasında ne kadar geniş bir çizgiye bunu çekersek aslında olumlu bir şey yapmıyoruz. Hem kendi özel hayatımız anlamında hem de sosyal ilişkilerimiz anlamında. O zaman herkes de o çerçeve farklı mı? Sizinkinde daha kısıtlı, bende daha yüksek. Bunun kültürden kültüre ya da din olarak olabilir farklılığı ya da zamandan zamana bir farklılığı olur mu hocam? Tabii ki oluyor. Şimdi bu mahremiyetin içine ne girer? Onun sınırı nerede başlar, nerede biter? Bu dediğiniz gibi hem zaman içerisinde hem işte toplumdan topluma, hatta aynı toplum içerisinde yine özgün şartlara bağlı olarak kültürden kültüre, eğitim seviyesinden bile. Tabii bireysel farklılıkları da dikkate alarak bir farklılık, bir değişkenlik gösterir. Bu gayet tabidir. Ama aslında insanoğlunun fıtratı, özü bir olduğu için buradaki işte kültürel farklılıklar, tarihsel, sosyal koşullardan kaynaklı farklılıklar ya da bireysel mizaç ya da karakterimizle ilişkili farklılıklar aslında buraya bir renk katar. Ama öz burada aynıdır. Yani insanın biyolojik anlamdaki DNA'sındaki o ihtiyaç duyduğumuz kromozom, bu nasıl şeyse değişmiyorsa, yani ırka göre, zamana göre ya da eğer ki bir değişkenlik oluyorsa, bu da normal değil, anomali olarak kabul ediliyorsa, böyle bir benzetmeyle bakacak olursak vakaya, mahremiyetin de aslında o özü dediğimiz çekirdek kısımdaki sınırları ya da o çekirdekte mahremiyet nedir, buradan neyi anlamalıyız, burada çok da büyük bir değişkenlik olmadığını düşünüyorum ben. Olmaması gerektiğini de düşünüyorum aynı zamanda. Olmaması gerektiğini düşünüyoruz dedik. Orada noktayı koyup hemen aslında yeni bir sayfa açacağım. Peki sosyal medyanın hayatımıza bu kadar girmesi, dijital çağın artık bütün evimizde, arabamızda, elimizde, avucumuzun içinde olmasıyla sosyal medyayla mahremiyet ilişkisini hemen girelim. O noktada değişti mi bizim o zaman mahremiyet algımız hocam? Sosyal medyanın neyi orada dejenere etti? Evet. Aslında bir kitle iletişim aracı olarak, hani o araçlardan bir tanesi sosyal medya. Aslında biz belki bu fotoğraf makinesi, radyo ve televizyonla yavaş yavaş şeye alıştırıldık. Bu paparazzi programlarıydı değil mi? Magazin programlarıyla başkalarının hayatlarının deşifre edilmesine, biz de halk olarak, vatandaş olarak kendi ekranlarımız içerisinde bu deşifre edilen mahrem hayatları, özel alanları izlemeye, seyirci durumuna gelmeye kademe kademe aslında burada biz alıştık. Alıştırıldık. Evet, alıştık, alıştırıldık. Yani onunla ilgili bizi gözetliyor diye program bile yaptık ki hepimiz oturduk, birilerini gözetlemek için ekran başındaydık. Evet. Alıştırıldık yavaş yavaş, doğru. Aslında mahremiyetle gözetim toplumu olma açısından da bir ilişki var ama konu çok dağılacak. Çok belki olacak, onu bir gün doğru. başka zaman konuşuruz. Onun da çünkü kökeni bu 18. yüzyıla kadar dayanıyor, o modern gözetim anlayışının. Neyse, onu bir kenara bırakayım. Biz dediğimiz gibi kitle iletişim araçları, televizyonla
Buna kademe kademe alıştık. Ama tabii ki televizyon işte her zaman yanımızda taşıyabileceğimiz, her zaman ulaşabileceğimiz bir alan değildi. Ya da biz orada pasiftik insan olarak. Evet, etkileşim çok kuramıyorduk. Evet, yani biz orada pasif bir alıcı durumundaydık. Aktif olarak bir etkileşimin içerisinde giremiyorduk. Bu internetin keşfi, daha sonra işte o Web 2.0 teknolojisinin oluşmasıyla, yani bizim de bu süreçte pasif olan, alıcı olan durumdan aktif olan ve etkileşimde bulunan, paylaşım, içerik üreten konuma geldikten sonra sosyal medya ile mahremiyet ilişkisi çok daha karışık, karmaşık hale geldi. Ve burada bir dejenerasyon varsa bu bizim işte içerik üretebilmemiz, oraya dahil olabilmemiz bunu tetikledi. Tabii ki tek sebep bu değil. Ya da işte bizim orada içerik üretiyor olmamız çok kötü bir şey. Bundan vazgeçelim de değil. Aslında evet, insanın sosyal alanda aktif olması, eyleyen olması, söz söyleyen olması tam da demokrasinin istediği bir şey aslında. Hatta içerik üretici de olmalıyız bir yerde. Tabii ki bu dediğim gibi demokrasinin hani tam da istediği bir şey. İnsanın da, insana da yakışan bir şey. Ama biz işte orada içerik üretelim, söz söyleyelim ya da eyleyelim, yani eylemde bulunalım derken işte o mahremiyet, bizim nerede ne yapacağımız, kendimden neyi vereceğim, bir başkasından neyi ne kadar alacağım, bununla ilgili bir sınırlar silsilesi, böyle bir zincir değeri olduğu için orada bir takım aksaklıklar oldu. Bunda da tabii ki yine modern toplumun, bana göre tabii ki herkes katılmayabilir ama modern toplumun dünya görüşü ve birey anlayışı bunda etkili oldu. Sosyal medya o modern toplumun birey anlayışını, bireyci değerlerini çok daha tepeye taşıdı. Ve sosyal medya teknolojisinin kendi avantajları dolayısıyla da bunu çok yaygınlaştırdı. Çok hızlı bir şekilde çok daha fazla yaygınlaştırdı. Oradaki birey anlayışını ön plana çıkardı dediniz ya. Biz buna ego diyebiliriz mi? Fenomen olma diyebiliriz belki. Ünlü olma diyebilir miyiz? Buradaki algı bundan mı bahsediyorsunuz? Çünkü tam bunları oraya gireceğim. Evet, bunlar eklenilebilir. Hani sadece bu demek değil ama sizin söylediğiniz şeylerin hepsi aslında oradaki bireyi ne manada kullanıyoruz? Sen işte evrenin merkezindesin. ve sen evrenin merkezinde olarak, kendi aklını kullanarak ve tamamen kendi iradenle otorite sende. Kimse yokmuş gibi davranarak sadece sen varsın. Aynen o şekilde. Yani böyle bir birey anlayışı var. kendi iraden ya da kendi aklının dışında başka herhangi bir otoriteyi de kabullenmemeye teşvik eden bir söylem dili var modernizmin. Yani ta işte Immanuel Kant'a gelse, kendi aklını kullanma cesaretini göster derken, bu aslında bir taraftan insan olarak hoşumuza giden bir şey ama kendi aklınızın dışında başka bir otoriteyi, bu işte toplumun koyduğu sosyal normlar olabilir, hukuk öğretileri olabilir veya ahlaki öğretiler olabilir. En başta da aslında dini öğretiler de olabilir. Bu otoriteleri bir kenara koyup kendimizi otorite olarak görmek istiyoruz. Öyle olunca bu bireycilik bir şeyi de getiriyor. Bana göreyi getiriyor. Bence. Evet, bence, bana göre. Tabii ki bunu silemeyiz. Bu da yanlış bir şey ama hani hayatın her noktasını bana göreye, benceye çekersek, o zaman az önce saydığım otoriteler anlam ve işlev kaybına uğramış oluyor. İnsanı sosyal yaşamın içerisinde hani bu kadar kendi başına bırakmak, bunu özgürlük adı altında kendi başına bırakmak bir süre sonra aslında olumsuz sonuçlar da doğuruyor. Çünkü bana göre insanın fıtratında da yani bir bir kontrol sistemi var. Bu sadece kişinin kendinde olan otokontrol olarak düşünmemek lazım.
dışarıdan gelen bir kontrole de ihtiyacımız var. Ama bu kontrolün tabii ki hani kişiyi iyice pasifize eden veya işte tamamen insan haklarını askıya alan, yani totaliter diyebileceğimiz bir baskıdan ya da bir kontrolden de bahsetmiyoruz. Hı hı. O kontrolün de bir sınırı var çünkü. Evet, o ayrım çok önemli. O zaman hemen şu benlik duygusu, ben ön planda olayım. Şöyle bize dayatılan şeyler de var. Sen mükemmelsin, sen harikasın, önce sensin. Hani evet, karşındakini düşünme, senin bütün her şey senin, dünya senin etrafında dönecek. Bu algıyı da aslında hani nasıl evet, bize sosyal medyadaki mahremiyetin yıkılması yavaş yavaş pompalandıysa böyle bir şey de aslında var. O yüzden insanlar benim düşüncem, benim algım, ben özgürüm. Hani özgürlüğü de biraz orada yırttık sanırım evet, hocam. O yüzden mahremiyete yönelik bir tehditler de var. Aslında bu tehditleri şöyle hızlıca bir geçelim ki izleyicilerimiz de acaba beni ne bekliyor, ne tehdit ediyor? Evet. O kısma girelim hızlıca. Tamam. Bu benlik sunumuyla ilgili birkaç şey daha söylemek istiyorum. Belki o tehditleri de açacak. Tam da o sizi dünyanın merkezine koyunca modernizme, biz de böyle düşünmeye başlayınca orada işte kendi isteklerimiz ve arzularımız da bir şekilde kışkırtılmış oluyor. Halbuki bu ister dünyevi olsun, ister uhrevi otoriteler olsun, burada insanın dürtüleri yani arzularını bir işte kontrol altına almayla ilgili böyle bir işlevleri var. Ama bize sunulan şey ya da bizim bize alıştığımız şey, alıştırıldığımız şey, ben varım, görünmek istiyorum, fark edilmek istiyorum ve kendi farkımı ortaya koymak istiyorum. Yine modernizmin zaman algısı içerisinde şu an var, şimdi var. Yani geçmiş ve gelecek bunları düşünme. Şu anı, şimdiye odaklan, şimdiyi yaşa. Ve modernizm yine yaşam görüşü olarak çok hıza dayalı bir yaşam biçimi. Yani her şey çok kısa bir süre içerisinde, an içerisinde bile eskiyebilir. Hı hı. Yeniye aşık bir dünya görüşü modernizm. Çok güzel, doğru. Her şey anında eskiyebilir. O yüzden şimdiye odaklan. Bu belki bir saat sonra, iki saat sonra zaten geçmiş oluyor. Yani bir iki saat sonrası bile geçmiş olacak. Şimdiyi yaşa, arzularını yaşa, o hazın peşinde koş. Ama mahremiyet de bize bir sınır koyuyor, bir yerde durmamızla ilgili olarak. Şimdi sosyal medyada en çok hani ne tehdit ediliyor? Buradaki çalışmalarda da şunu görüyoruz. Şimdi mahremiyette biz bir bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Bu bilginin içeriği değişebilir yani. Paylaştığım bilgiyi karşı taraf aldığında, yani o bilgi benden çıktıktan sonra, karşı tarafa gittikten sonra burada karşımızdaki kişi ya da kişiler bana ait olan bilginin ortaklarından birisi haline geliyor. Yani benimle ilgili bir bilgi ya da bende olan bir bilgi, illa benim şahsımla artık ilgili olmayabilir. Hani bir bilgi var bende, ya benim hayatımla ilgili ya da sizinle bir şey konuştuk, siz bana söylediniz. O bilgiye ben artık sahip sizde oldum, bende bir bilgi var. Ben de onu bir üçüncü şahısla paylaştığımda o bilgi o kişide de oluyor. Ve bunu bir mülkiyet ilişkisi gibi düşünürsek, oradaki bir kişiyle paylaşırsam %50 o bilginin mülkiyet hakkını karşımdaki kişiye devretmiş oluyorum. Ve ben o bilgiyi paylaştığım andan itibaren, çok böyle özel bir bilgi ise, bir takım stratejiler koymaya çalışıyorum gerçek hayatın içinde. Hani inançlıysa yemin ettiriyorum, şerefinin üstüne söz verdirtiyorum, bu bilgi sende kalsın kimseye söyleme şeklinde gerçek hayatın içerisinde. Ama yine de şunun farkındayız. O bilgiyle ona verdikten sonra ben bir takım stratejilerle o bilginin orada korunmasını sağlasam bile çıkabilir. O bir başkasına söyleyebilir, yayılabilir. Bir de söz ağızdan çıktı mı o mutlaka
dağılacak. Dağılır yani, evet, dağılacak. Ne ama, kadar ant içilse evet. de, yemin edilse de çıkmıştır. Evet, ama kere. Gerçek hayatta şimdi biz içli dışlı samimi anlamı verdik ya. Hı-hı. Orada seçici kontrolü gerçekleştirip o bilgiyi kime vereceğim konusunda daha seçici olabiliyorum. Evet, orada kontrollü evet, olmak. Yani çok yayılmayacağını, hı-hı. işte bu benim samimi olduğum, içli dışlı olduğum, güvendiğim, işte sağ kolum dediğim, hı-hı. arkamı yasladığım kişi ya da kişiler. Zaten paylaşırsa da gerçek hayatta bu bir ihanet olarak hı-hı. algılanır. O da başka yaptırımlar getirir. Ama sosyal medyada ben kendi hayatımla ilgili, bedenimle ilgili bir paylaşımda bulunduktan sonra artık milyonlarca kişi hı hı. O bilginin şey oluyor, ortağı oluyor. Yani ve benim onu kontrol edebilmem mümkün değil. Yani biz aslında önceden en önemli sırlarımızı güvenmediğimiz kimseye söylemezken, şimdi hani tanıdığımız olduğu halde bile söylemezken, şimdi tanımadığımız milyarlarca insanın eline avucuna bırakıyoruz. Evet. Hatta artık teknoloji o kadar gelişti ki sesinizi kullanarak sizmiş gibi söylemediğinizi söyletebilirler. Ya da yüzümüzü kullanarak söyletebilirler. Buradan hemen anne baba ebeveynin mahremiyet algısı ve gençlerin mahremiyet algısına geçelim hocam. Süremi doğru kullanmak istiyorum. Evet, doğru çünkü. Tabii. Yani biz çocuklarımızı her şeyini paylaşıyoruz. Çocuğun paylaş anne ya da baba demesine müsaade istemeden paylaşıyoruz. Haberi olmadan paylaşıyoruz. Evet. Pek çok şeyimizi artık biz neden böyle olduk? Bu bir çılgınlık mı? Maalesef herhalde bunu bir çılgınlık diye, paylaşım çılgınlığı diye adlandırabiliriz. Tabii burada birçok faktör, işte o bizim dürtülerimizle ilgili birçok şey bize de pompalanıyor. Mesela ünlü olmak, herkes bilinmek ve tanınmak ister. Ama bu bilinmek ve tanınmanın yolları değişmeye başladı. Artık burada emek vererek, bir şeyler için çabalayarak ve gerçekten bir ürün üreterek bilinir olmak ya da şöhreti bu şekilde kazanmak değil. Biz ne yapıyoruz? Sosyal medya içerisinde en mahrem alanlarımızı, bu evimizin bir parçası, bedenimiz, veya işte çocuğumuz, eşimiz, yemek soframız, bunları paylaşarak o ünü, o şöhreti ve aynı zamanda da çok fazla emek harcamadan para kazanmak, bu da yükselen değerlerden çok birisi. Bunun peşinde koşuyoruz. Ama biz orada dediğim gibi o sosyal medyadaki bu isterse ebeveynler olsun, isterse de gençler, çocuklar olsun. Hı hı. Mevcudiyetini zaten neyin üstüne kuruyor? Kendi özel alanından, mahrem alanındaki paylaşımlar üzerine kuruyor. Onun mevcudiyeti bu paylaşımlarla var. Ve siz orada kalabilmek, o ünü, şöhreti, o fenomen olma dediniz ya, hı hı. o fenomen olma haline gelebilmek, bunun getirdiği işte maddi kazancı elde edebilmek, görünür olmak, o farkında farklılığınızı göstermek gibi bunu yapmanız için sürekli kendi hayatınızdan bir şeyler vereceksiniz. Veriyoruz. Ya da başkalarının evet. hayatından Hı-hı. vereceksiniz. Yani başkalarının özel hayatlarını orada deşifre Hı-hı. edeceksiniz. İzinsiz. Ya da izinsiz ya da kendi hayatınızı teşhir edeceksiniz. Hatta öyle bir sistem var ki bir gün paylaşmazsam unutulurum. Çok korkunç evet. bir şey değil mi hocam? İnsanı çok yoran bir şey değil mi bu? Evet. Yani hemen bir şey üretmek zorundasın. Sabah kahvaltıyı paylaştıysam akşama da mutlaka bir şey paylaşayım evet. ki insanlar unutmasın, para kaybım olmasın. Ayrıca da çok yorucu değil mi? Tabii ki yorucu. Ama işte o varlığını ve varlık sebebini bunun üstüne kurduğu zaman o bunun için çabalıyor. Siz işte iyi bir haberci olmak, sizin varlık anlam larınızdan bir tanesi ise siz de gece uykusuz kalıyorsunuz, Doğru. çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Bizim için yıpratıcı bir şey. Aslında psikolojik olarak onun da yıpratıcı bir şey. Yani bu tarzdaki insanları da yıpratıcı bir şey. Ama şey söylemiştim ya ben, modern dünya görüşü yeniye aşık. Her şey anında eskiyebilir, unutulabilir, bir varmış bir yokmuş olursun ve çok hızlı. İşte bu yüzden bu endişeyle bir varmış bir yokmuş olmamak için
Sürekli orada kalmak zorundasınız. Hı hı. Ve çıtayı, mahremiyetinizle ilgili çıtayı yükseltmek durumundasınız. Belki biraz amiyane olacak ama beni çok rahatsız eden görüntülerden birisi bu sosyal medyada kameranın karşısında. Yani tabii ki insanların kıyafet tercihlerini sorgulamıyorum, burada yanlış anlaşılmasın. Ama orada bu bir kıyafetten ziyade bedenini sergileme niyetiyle oynayan, bildiğiniz oynayan maalesef bir şey var, akım var yani. Akım var. Ve maalesef bunu kadınlarımız daha çok yapıyor. Belki ve etkilenen gençler. Ve etkilenen gençler var. Şimdi hemen var. Oraya geçelim. Gençlerin mahremiyet algısı var mı? Onlardaki, ya tabii ki var da nasıl? Daha doğru soru oldu. Yani ebeveynlerin ve gençlerin, yani özellikle de dikkat etme noktasında. Gençlerin mahremiyetle ilgili sınırları ebeveynlerle kıyasladığımızda biraz daha farklı. Doğru, haklısınız. Bu da onların, mesela ben X kuşağım, biz biraz daha korumacı bir kuşağız. Bu mesela benim paylaşımlarım konusunda etkili olabiliyor. Ama işte şimdi genç kuşak, Z kuşağı diye adlandırılan kuşak tam da bu teknolojinin içine ve bu dünya görüşünün içine doğmuş, bununla sosyalleşmiş daha fazla ve içselleştirmiş olduğu için bunu bir problem olarak da görmüyor. Yani beden mahremiyeti, ev mahremiyeti, işte cinsel mahremiyet, bunları o şeffaflık anlayışı içerisinde rahatça paylaşabiliyor. Paylaşabiliyor. Daha esnek ve daha... Daha esnek. Daha, yani onu bir problem olarak görmüyor. Görmüyor. Bu da mı bize öğretildi zamanla acaba? Ya da hani kuşakları düşünürsek, bir babaanne dedeyi, sonra baba anne ve sonra... Hani çok yokmuş gibi geliyor yıllar arasında ama aradaki uçurum çok daha fazla. Yani sanki asırlar varmış gibi geliyor. Bunu da sanırım yavaş yavaş bozan yine sanırım dijital medya. Şimdi şöyle algılanmasın, sanki biz burada dijital medyaya çok yükleniyormuşuz, teknolojiye çok yükleniyormuş gibi geliyor ama çok da faydalandığımız ve işlerimizi çok hızlı yaptığımız bir şekilde bize de çok faydası var ama özellikle mahremiyet noktasında konuşunca doğru. Çünkü burada olumluluktan ziyade olumsuzluklar listesi daha kabarık. Yoksa dediğim gibi kendimizi oradan soyutlamamız ya da sosyal medyayı burada linç etmek için bir arada değiliz. Ama mahremiyet değerinde bir kez daha yenileyim. Herhalde süremiz de azalıyor. O benimle ilgili bilgi benden çıkarsa onu kiminle paylaşacağım üzerinde bir düşünmek lazım. Çok ciddi düşünmek bir şekilde lazım. Bu ebeveynleri olabilir, evet. Gençlerimiz olabilir. Çünkü burada sadece gençlerde sıkıntı sadece gençlerde değil. Aslında ebeveynlerde de aynı şekilde mahremiyet konusu açısından söylüyorum. Böyle bir yoğun kendi hayatından paylaşım var. Hani klasik bir cümle olacak ama ebeveynini rol model alan çocuğun ya da gencin daha fazlasını yapması aslında gayet tabii gibi gözüküyor. Hiçbir zaman çocukların suçu yoktur. Onlar ya öğretmenlerin ya ebeveynlerin, evet. Ki ilk öğretmen anne babadır. Anne babalarını örnek alırlar. Hocam öyle bir bazen karşılaşıyorum ki çocuk annesinin uyardığı da oluyor. Evet. Lütfen anne çekme ya da istemiyorum artık diyenleri de görüyoruz. Bu fenomen algısını biraz daha açıp hani izleyicilerimizin de anlayacağı şekilde biz buradaki tehditlere karşı, bu fenomen olma isteğimize karşı ne tür kontroller ve setler kurmalıyız? Nasıl davranmalıyız? Evet, bu mecradan dediğim gibi uzak durmak mümkün çok değil. Çok kolay değil. Hani çok imkansız değil ama çok da kolay değil. Çünkü bir şekilde iletişim aracı olarak da bunlardan faydalanıyoruz. Belki burada bu anlamda tadında bırakmam. Dediğim gibi paylaşımlarımızı, eğer biz mahremiyet değerini, tabii önce ebeveynler, büyükler olarak, yetişkinler olarak bizim kendi içimizde içselleştirmemiz gerekiyor ve bu mahremiyetin dediğim gibi kapsamları noktasında
sadece karar vericinin, otoritenin ben olmadığımı, burada toplumun ortaya koymuş olduğu normların ve diğer sosyal değerlerin ve tamamen hani rasyonel hukuktan, pozitif hukuktan bahsediyorum. Bir pozitif hukuk otoritesinin olduğu ve ilahi bir sınırın, belirleyiciliğin de olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu sınırlar içerisinde biz özgürlük tanımını yapmalı ve o sınırlar içerisinde iradi seçimi gibi algılamamız gerekiyor özgürlüğü. Yani futursuzca hayatı yaşamak değil de kuralların, değerlerin içerisinde seçim irade, bunu kullanabilmek gibi belki de tanımlamak gerekiyor özgürlüğü. Böyle görmek gerekiyor. Burada bu bilince ulaşabilirsek ve gençlerimizi de bu anlamda mahremiyet eğitimi noktasında destekleyebilirsek, paylaşımlarımızın dediğim gibi içeriğini kontrol edeceğiz önce. Ve bunu ben paylaşıyorum ama bu bilgi benden çıktıktan sonra ne olacak? Yani bu bilginin sahipleri bu bilgiyle neler yapabilir? Bu benim işte insan hakları, temel insan haklarımla, benliğimle ilgili nelere zarar verebilir? Bir düşünmeden adım atmamak gerekiyor. Belki de bizim unuttuğumuz ya da ihmal ettiğimiz şeylerden birisi, düşünerek eyleme geçmiyoruz ya da konuşmuyoruz. Hani bir boğaz kırk boğumdur sözü var ya, yani o ne, onu işletebiliyoruz sosyal medyada özellikle de. Çünkü söyledin, geçti ve gitti gibi düşünülüyor. Ama işte konu biraz daha işte o büyük veri gözetim toplumuna giriyor ama burada hiçbir şey silinmiyor. Kayda geçen gitmiyor. Her şey orada duruyor. Ama o bilgi artık benden çıkmış oluyor. Orada bir paylaştığım fotoğraf kimin klasörünü süslüyor ben bilmiyorum. Bu aslında mahremiyet, her şeyden önce kendi öz saygımıza gösterdiğimiz bir itinadır. Çok güzel bir cümle söylediniz hocam. Çok doğru. Evet. Mahremiyet asıl kendi öz saygımıza göstermemiz gereken Bir titizlik. Titizlik. Yani çok ben doğru. Kendimi saymadığım sürece bir başkasının da zaten hani önünü açmış oluyorum. Ama bu aynı zamanda yine başkalarının hayatlarına karşı gösterdiğim de bir titizliktir. Evet. Yani biz burada sadece teşhir etmiyoruz, deşifre de ediyoruz. Çünkü tüketince kendimde olanı, o zaman bir başkasının özelini açıyorum. Çok güzel, çok doğru. Aslında ahlaki değerlerimizin, dinimizin de bize söylediği çok güzel bir mahremiyet çerçevemiz de var. Onu bile uygulasak sadece bizim için yeterli bir yol haritasıdır ama olacak diye düşünüyorum. Özellikle sosyal medya yasasının gelmesi bizim için iyi olacaktır. Tabii ki tamamen özgürlüğümüz kısıtlansın istemiyoruz ama bunları kontrollü bir şekilde yapılması, bir yasayla da tabii ki destekleniyor olması kesinlikle bizim için önemli. O hukuki boyutunu da sonra değerlendireceğiz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Son olarak konuyu da toparlamak adına ne söylersiniz? Hem anne babalar da ekranda şu anda. Yani şunu söylemek istiyorum. Burada tabii süre kısıtlılığıyla çok açamadık ama yabancı literatürde de mahremiyetin kaynağında ki duygularda utanç duygusu da ele alınıp işlenir. Aa, harika oldu. Ben de şöyle bitirmek istiyorum Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifiyle. Utanmıyorsan dilediğini yap deyip bitirmek istiyorum. Hiçbir şey söylenmez. Çok güzel söylemiş Peygamber Efendimiz. Çok teşekkür ediyorum ben hocam. Ben teşekkür çok ediyorum sağ olun. Beni davet ettiğiniz için. KTÜ Karatay Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Doçent Doktor Hatice Budak hocamla. Yine böyle su gibi aktı gitti program. Detaylandıracağımız çok konu başlığı vardı ama süremiz bu kadar. Yeniden gündeme getireceğiz efendim. Dediğimiz gibi hem kişisel verileri koruma kanununda olması, yeni yasanın basın kanunu mecliste basın için, hem sosyal medya yasasının olmasıyla birlikte hepsini değerlendireceğiz. Biz bu masada neler oluyor sorusunu onlar için de soracağız. Bir taraftan da şimdi ekranlarınıza programı kapatırken gelecek efendim. Konya Basın İlan Kurumu'nun
Konya basın işletmecileri için düzenlediği dün çok önemli bir eğitim vardı efendim. Bilgi güvenliği ve siber güvenlik eğitimi verdi. Biz de katılım gösterdik. Konya basını oradaydı. Özellikle Konya Basın İlan Kurumu müdürümüze teşekkür ediyorum. Hassasiyetleri için mevka destekledi ve onlara da teşekkür ediyoruz. Genel müdürümüz buradaydı, müdür yardımcımız. Hepsine emekleri için teşekkür ediyoruz. Çok önemli. Siber güvenlik önemliydi. Bilgi güvenliği çok önemliydi. Ve bizim için de bütün Konya basınındaki tüm arkadaşlarım da çok faydalandılar. Devamı da gelecek. Ve biz bu ayrıntıları sizlerle de paylaşacağız. Şimdi ekranlarınıza o gelecek efendim. Haftaya yeni sorularda gündemde ne varsa onlar için neler oluyor sorusunu sormaya devam edeceğiz. Mutlu akşamlar. Mevlana Kalkınma Ajansı ile beraber yaptığımız basın işletmelerinde bilgi güvenliği ve siber güvenlik eğitimine tekrardan hoş geldiniz diliyorum. Bilginin saklandığı ve harmanlandığı dijital dönüşümde bilişimin başka bir boyutta siber ortama taşındığı bir evrene doğru yol alıyoruz. Değişimi ve dönüşümü sosyal yaşamdan hukuksal normlara kadar, sosyolojiden psikolojiye, güvenlikten hukuka ve medya alanlarında derinliklerine kadar hissedildiği bir zamanda siber uygulamanın pratikliği, etkisinin ölçümlenebilirliği ve güvenilirliği son derece önemli bir noktaya gelmiş bulunmaktadır. Atalarımızın geçmişten birikimine bizlere kütüphane vasıtasıyla aktarılırken bizler ise geleceğe belki de kütüphane dolusu bir bilgiye bir hard disk yöntemiyle geliştirmiş olacağız. Yeni olan ve bir insanın fıtratına farklılaşmış siber alan tabii ki her zaman olduğu gibi kötü niyetli kişilerin müdahil olmak istediği bir alandır. Önemli bilgilerin korunduğu, kurumsal kişisel mahremiyetin korunması sorunu da burada önemli bir başlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Dijital evren, siber dünya derken artık bize ait olan alanı korumak noktasında vatan kavramının da siber vatan gibi kutsal tanımlamaya müdafaası da gerekmektedir. Bu vesileyle etkinliğimize siber dünya ve siber kavramların anlaşılması ve yaşamlarımıza zenginlik katacak şekilde konumlandırılması noktasında yol gösterici bir eğitim olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum. Çözüm odaklı ve saha pratiğine uygun bir etkileşimin gelişmesi adına etkinliğimize katkı sunan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı Beyefendi'ye, ayrıca ev sahipliğinden dolayı Meran Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş Beyefendi'ye ve şahsında Başkan Yardımcımız Ahmet Bey'e teşekkür ediyorum. Sizler de katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sağ olun, saygılarım. Yakın zamana kadar gerek bilgi teknolojileri ve gerekse de bilişim sistemleri günümüzdeki kadar hayatımızda bu kadar önemli bir yere sahip değildi. Ancak internetin hayatımızın her alanında yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla beraber dijital bir dönüşümün yaşandığı günümüzde bu sistemlerin kişiler, işletmeler, toplumlar ve devletler açısından büyük önem arz eder hale geldiğini görmekteyiz. Gelinen süreçte teknolojik imkanların da gelişmesiyle birlikte bu sistemler işletmeler için sınırsız imkanlar sunmakla birlikte maalesef sınırsız tehditleri, sınırsız sorunları da birbiriyle beraberinde getirmekte. Tabii siber güvenlik kavramı ise dünya üzerinde geçerli olan kara, hava ve deniz ve özellikle son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte ortaya çıkan uzay savaş alanının yanında yeni dönemde 5. bir savaş alanı haline gelmiş durumda. Ve pek çok ülkede ordu yapılanmalarını buna göre çeşitlendiriyor ki pek çok Avrupa ülkesinde Karadeniz Hava Kuvvetleri'nin yanında siber güvenlik kuvvetleri de kurulmuş durumda.
Hiç şüphesiz ki sadece askeri alanda değil, iş hayatında da siber güvenlik süreçlerini yönetecek olan insan kaynağının bilgi güvenliği konusunda farkındalıklarının ve niteliklerinin artırılması da büyük önem arz etmekte. Bu bağlamda Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürlüğümüz tarafından basın işletmelerimize yönelik olarak hazırlanan ve ajans olarak destek sağlamaktan çok büyük memnuniyet duyduğumuz basın işletmelerinde bilgi güvenliği ve siber güvenlik bilinçlendirme eğitimi projesinin medya kuruluşlarımıza bu alanda önemli katkılar sağlayacağına inancımız tamdır. Eğitimlerin başarılı geçtiğini umuyorum. Yeni bilgiler, kişisel ve kurumsal tedbirler hakkında yenilendiğimiz kanaatindeyim. Sınırları belirsiz bir zeminde, yani 90'lı yıllarda televizyonlar ilk çıktığı vakit yeni medya değişiyordu. Şu an teknolojiyle birlikte dijital dünya yeni bir medya alanına giriyoruz. Dolayısıyla yeni medya alanının sınırlarını elbette ki bir şekilde tanımlamamız gerekiyor ve her an kendisini yenileyerek devam ediyor. Az önce Genel Sekreterimiz Metaverse'de bir toplantı icra ettiklerini, oradan geldiklerini söylediler. Dolayısıyla her an yeni uygulamalarla karşı karşıya kalacağız. Daha önce kendilerini hacker diyen, bizlerin korsan hatta haydut şeklinde nitelendirebileceğimiz kişiler, dijital varlıklarımıza sızdıkları, bilgi hırsızlıkları yaptıkları ve buradan elde ettikleri verileri kirli emellerine alet ettiklerine defalarca şahit olduk. Meselenin kimi zaman ülke güvenliği haline geldiği de hepimizin malumudur. Az önce Genel Sekreterimizin ifade ettiği üzere siber güvenlik birimleri oluşturuluyor artık. Teknolojik gelişmeler dünyayı global sınırları olmayan bir köy haline getirdiği için dijital dünyadaki kapılarımıza her milletten, devletten zorlayanlar olabilir ki çok yoğun saldırılarla her an karşı karşıya kalabiliyoruz. Her birinin ayrı hedefi ve yöntemi var tabii ki. Maalesef bu durum günümüzün bir gerçeğidir. Bunun peşinden kabul etmeli, farkında olarak önlemlerimizi almalıyız. Bilişim altyapılarımızı daha çok geliştirmeli ve güçlendirmeliyiz. Benzer eğitimlerin sayılarını artırarak halkımızın genelinin de daha bilinçli hale gelmesini sağlamalıyız. Yani bugün haber mecraları o kadar çeşitlendi ki bu haber mecralarında her an kirli bilginin yayılımına da hizmet ettiklerine defalarca şahitlik ediyoruz. Peki medya işletmeleri için bilgi güvenliği neden önemlidir? Takdir edersiniz ki gazeteci haberini yaparken çok sayıda kaynağa ve belgeye ulaşır. Üstelik bu bilgilerin çoğu ya dijital ortamlardan elde ediliyor ya da bu vasıtalarla aktarılıyor. Gazeteciler haber üretirken bu kaynakları haber atlatmak, kaynağın gizliliğine riayet etmek, devam haberlerde istifade etmek üzere kişisel ve kurumsal olarak arşivler. Elbette değerli gazeteci arkadaşlarıma işlerini anlatmaya çalışmıyorum. Sadece bu bilgilerin her zaman başkalarının iştahını kabartan veriler olabileceğini, siber saldırılara açık hedefler olduğunu hatırlatmak istiyorum. Özellikle verilerin ne kadar önemli olduğu, hangi platformların bizim verilerimizi nasıl, ne amaçlarla kullanabileceğini değerlendirdik. Sonrasında da özellikle bu konuşulan, çok popüler olan Metaverse kavramıyla beraber, işte bu Metaverse'ün nasıl bir şey olabileceği, neye benzeyebileceği ve burada çok daha fazla verinin nasıl yönetilip, nasıl kullanılabileceğinden bahsettik. Umuyorum verimli olmuştur. Eğitimin amacı Mevlana Kalkınma Ajansı ve Basın İlan Kurumu'nun ortak paydaşı olarak bilgi güvenliği ve siber eğitimle alakalı bir program yaptık. Bilgiyi nasıl alıyoruz? Bilgiyi bundan sonra nasıl saklayacağız? Çünkü farklı bir artık bir gömlek giyiyoruz. Farklı bir kılıfa geçiyoruz basın olarak. Dijital mecra bizim hayati bir önemimize şu anda odaklanmış durumda. Dolayısıyla bilgiyi nasıl saklayacağız? Çünkü bunlar çok kıymetliler. Bu eğitim bugün kapanışıyla beraber, arkadaşlarımıza sertifikasyon töreniyle beraber bilgiyi nasıl tutmak, ellerinde nasıl tutacağıyla alakalı eğitimler verildi. İnşallah Konya basınımız için güzel bir eğitim olduğunu düşünüyoruz. Daha sonraki eğitim programlarımız da zaten bu şekilde devam edecek. Buradaki maksat Konya basınımızın gelecekteki amaçlarını daha iyi hapsetmek. Konya basınına daha iyi eğitimler vererek ellerindeki mevcut yapıya çok hızlı entegre etmektir. Teşekkür ediyorum.